2013'te darbe, 3 Temmuz. Ondan sonra kopan ilişkiler, uzunca bir süre. Doğu Akdeniz. Hiç uzatmadan sorayım efendim. Nereden nereye geldik, nereye gidiyoruz? Büyükelçi gönderecek misiniz? Yakın zamanda böyle bir şey planlanıyor mu? Ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz? Kahire'yi Sisi ile bir görüşme söz konusu mu? Buyurunuz. Bu arada bugün de dostluk grubu kuruldu Evet, sanırım. bugün de mecliste bir dostluk grubu kuruldu. Kurulması önerisi getirildi, özür dilerim. Şimdi Mısır'la temaslar koptuktan sonra, belli bir süre geçtikten sonra temasın kopmasından, Sayın Cumhurbaşkanımız bizlerin bakan düzeyinde Mısır'la temaslarda bulunabileceğimizi söylemişti. Ve Sayın Semih Şükrü ile biz defalarca uluslararası toplantılar marjında bir araya geldik. En son 2019 Eylül ayında yine ben bir iki gün önceden gidiyorum genel kurul hazırlıklar için Sayın Cumhurbaşkanımız teşrif etmeden önce. O zaman da kendisiyle görüştük. Bir bazı yol haritalar üzerinde çalıştık. Ama zaman o zaman olgun değilmiş. Artık bugün olgunlaştı. Biz o zaman da prensip olarak özellikle uluslararası platformda birbirimizin aleyhine olmama konusunda yine anlaşmıştık. Ve o ilkelere bazen uyuldu, bizim tarafımızdan uyuldu ya da uyulmadı, biz de karşılık verdik. Ama en son Nijer'de yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısında Semih Şükrü gelmemişti. Yardımcısı vardı. Yine orada Batı Trakya Türkleri Kıbrıs'la ilgili bir önceden karşı çıkıyorlardı Mısır ve bazı ülkeler. Ve o toplantıda da bu ilkelere tekrar uymaya başladık. Orada pozitif bir durum mu oldu? Pozitif yani bir durum oldu. Biz de NATO nezdinde bazı jestler yaptık. Ve daha sonra ilerledi. İstihbarat düzeyinde görüşmeler oldu. Ve artık Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde bu işin götürülmesi konusunda mutabık kalındı. Ve Yunanistan, özür dilerim, Mısır tarafının bize bir daveti oldu. Bakan yardımcıları yani ve diplomatlar düzeyinde. Mayıs'ın ilk haftasında arkadaşlarımız gidecekler. Daha sonra bu görüşmeden sonra Semih Şükrü ile biz bir araya geleceğiz. Ve o zaman sizin söylediğiniz büyükelçi karşılıklı atama dahil o konularda otururuz. Geleceğe yönelik daha önce üzerinde konuşup da uygulayamadığımız ilişkilerin sadece normalleşmesi değil, daha iyi bir noktaya gelmesi konusunda atacağımız adımları konuşuruz. Burada son zamanlarda bazı yorumlar da görüyorum. İşte Mısır muhalefetin Türkiye'ye satıyor mu diye. Biz başından beri darbe konusunda, diğer konularda hep ilkeli davrandık. Hatta Mısır'a sizin yani içeride bir uzlaşıya ihtiyacınız varsa biz bu konuda üzerimize düşeni yaparız da demiştik. Ama bu o ülkenin iç işlerine karışmak anlamında değil. Ama Türkiye'de bazı Mısırlı muhalifler var. Ama biz bu normalleşme adımları başlamadan önce de biz Mısır aleyhine aşırı söylem içinde olanlara gerekli uyarıları yapmıştık. Yani Türkiye tüm dünyadaki ülkelerin muhaliflerinin buluştuğu ve oradaki rejimlere, yönetimlere karşı faaliyetlerde bulunduğu bir ülke değildir. Ve biz buna hiçbir zaman müsaade etmedik. Evet, bu tür şeyler olmuştur, gelenler olmuştur burada. Bazı açıklamalar yapanlar olmuştur. Bir de son zamanlarda Türkiye'de herhangi bir yerde, otel odasında veya bir yerde bir çekim yapıyorlar, program. Aynı bizim burada konuştuğumuz gibi. Sonra onu götürüp yurt dışından yayınlıyorlar. Ama İstanbul'da çekildiğinde gösteriyorlar. Biz sadece bugün değil, yani geçmişte de, çünkü bize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi bizim de o ülkelere yapılmasına müsaade etmememiz lazım. Biz bu normalleşme sürecinden önce de Mısır ve diğer ülkelerle ilgili yani onların şu andaki yönetimlerine karşı olan gruplara karşı telkinlerimiz olmuştu. Bu ilkeli bir duruştur. Bugünle dünle ilgisi yoktur. Sayın Bakan, ben bu kısmı daha net sormak istiyorum size. Arkadaşlarım size Mısır-Türkiye ilişkilerini sordular. Ben size daha net olarak Türkiye-Müslüman kardeşler ilişkilerini sormak istiyorum. Mısır'la normalleşme döneminde. Siz de üstünde durdunuz biraz. Basına da yansıdı. Özellikle Mart sonuna doğru Müslüman kardeşlerin Türkiye merkezli yayın platformlarına yönelik olarak en azından eleştirel tonu biraz daha toparlamaları yönünde talimat, bu haberden aldığım ifade, talimat ya da uyarılarda bulunulduğu şeklinde basına yansıyan bazı haberler oldu. Böyle bir talimat oldu mu Müslüman kardeşlerin Türkiye merkezli platformlarına? Biraz önce söyledim, telkinlerde bulunduk.
Biz önce de bulunduk ama. Yani ama bu Müslüman kardeşler sadece Müslüman kardeşler değil. Yani bir ülke aleyhine, o ülkenin kabul edemeyeceği tonda, bizim de kabul edemeyeceğimiz bir tonda aşırıya kaçan söylem veya faaliyet varsa, biz sadece Mısır için geçerli değil, dost ya da dost olmayan tüm ülkeler için geçerlidir bu ilkesel tutumumuz. Müslüman kardeşlere gelecek olursak, bizim bir ülkeyle ilişkilerimiz bir siyasi partiye, bir harekata ya da bir şahsa bağlı değildir. O ülkelerde seçim olur. Halk kimi iktidara getirirse biz o yönetimle en iyi şekilde çalışırız. Bizim anlayışımız bu. Mısır'da niye karşı olduk? Biz darbeye karşı olduk. Yapılan darbeye ve insanların bu darbe sonrasında ölmesine. Biz Müslüman kardeşler olduğu için değil. Diyelim ki o gün Sisi iş başında olsaydı, biri başkası darbe yapsaydı, aynı ilkesel tutumu sergilerdik. Ermenistan'da da aynı ilkesel tutumu sergiledik biz. Çünkü Türkiye darbelerden çok çekmiş. Kim yaparsa yapsın, kime karşı yapılırsa yapılsın, biz karşıyız. Müslüman kardeşlerin iktidara geldiği ülkeler oldu, Mısır. İyi ilişki içindeydik. Peki Müslüman kardeşler iktidara gelmeden önce Mısır'la ilişkilerimiz kötü müydü bizim? Her ülkeyle görüş ayrılığınız olabilir. Kötü müydü? Hayır. Son derece iyi ilişkilerimiz vardı bir önceki rejimde. İşte Fas'ta bazen Müslüman Kardeşler Partisi seçimi kazanıyor, başbakan oluyor. Ama bizim bu ilişkilerimiz Fas devletiyle. Tunus'ta Nahda Harekatı Yasemin devriminden sonra seçimleri kazandı. Onlarla çalıştık. Daha sonra başka partiler iş başına geldi. İlişkilerimiz daha da iyi oldu. Daha sonra Nahda'nın da içinde olduğu koalisyonlar oldu. Onlarla da çalıştık. Şimdi bizim o parti, bu parti, o ideoloji, bu ideoloji diye bir derdimiz yok. Biz muhafazakar, demokrat bir partiyiz. Diğer taraftan bazı ülkelerde sosyalist partilerle de çalışıyoruz. Hatta partimizin de sosyalist partilerle de işbirliği var. Burada ortak müşterekte birleşebiliyorsanız çalışırsınız. İlişkiler de böyledir. Şimdi Müslüman kardeşler bugün Kuveyt'te yönetimde mi? Yönetimin içinde mi? Sistemin içinde mi? Evet, parlamentoda var, yönetimde var. Diğer bazı ülkelerde de keza öyle. Bizim için fark etmiyor. O ülkeler buna karar verecek. O yüzden bizim ilişkilerimiz bir kişiye ya da partiye bağlı değil. Ama Müslüman kardeşleri de terör örgütü ilan etmelerine de karşıyız. Müslüman kardeşler bir terör örgütü değil. Siyasi bir harekettir. Seversin, sevmesin ideolojisini, savunduklarını. Ama seçim yoluyla iktidara gelmeye çalışan siyasi bir hareket. Şimdi biz Avrupalılara diyoruz, İslam düşmanlığı içindesiniz, hemen işte böyle herkesi hoşunuza gitmeyene terör örgütü listesini almaya çalışıyorsunuz falan dediğimiz zaman onlar da diyor ki bakın sizin Müslüman ülkeler, Müslüman kardeşleri de terör örgütü listesini alıyor. Siz bize niye laf ediyorsunuz diyorlar. Bu da yanlış.